Hatay İskenderun'da inşaat sektöründe tanınan bir isimden sizlere sesleneceğiz efendim. Salih Kaldırım yıllardan beri inşaat sektöründe kendisi faaliyet gösteriyor. Ama inşaat çok büyük bir sektör. Hangi alanda faaliyet gösteriliyor burada ve ne gibi hizmetler sunuluyor? Kendisinden dinleyelim diyoruz. Buyurun izliyoruz. Öncelikle Salih Bey merhabalar. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle efendim biraz sizleri tanımak isteriz. Ne zamandan beri sektördesiniz? İnşaat sektörü dediğimiz gibi çok büyük bir sektör. Siz bu sektörün neresinde hizmet veriyorsunuz? Biz 43 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Toptan ve perakende olarak Hatay'ın her ilçelerine hizmet vermekteyiz yani. Peki gelelim ürünlerimize, ürün çeşitliliğimize ve ürün kalitemize efendim. Burada ne gibi ürünler bulabiliyor? İnşaat sektörünün hangi yönüne çalışıyorsunuz burada? Yani bizde ıslak zemin üzerinde seramik, armatür, banyo dolabı, duşakabin, parke gibi ürünlerle, kaliteli ürünlerle hizmet vermekteyiz. Peki sadece Hatay mı? Yani dışarıda olan müteahhit grubumuz var. Türkiye'nin değişik alanlarında projelerimiz oldu. Ağrı'da 1500 konut, Adana'da 1500 konut, Eskişehir'de 1500 konut gibi, Demir Çelik'te ve Hatay Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere bayağı projelerde hizmet verdik. Salih Bey, gelelim ürün kalitemize, hangi segment ürünler var, hangi bütçeye göre ürünler var ve nerelerde kullanılıyor bu seramikler? Ürün çeşitlilik ve ürün kalitesine değinmek istiyorum efendim ben. Şimdi ıslak zeminlerde kullanılıyor malzemeler, seramik ve armatür ve fitifiye olarak parke odalarda kullanılıyor. Her alanda var, yani kullanılıyor teraslarda, evet, dış mekanlarda. Dış cephelerde her alanda kullanılıyor malzeme seramik olarak. Çünkü seramik temizlik açısından en sağlıklı ürün. Şimdi geçmişte ve günümüzde çok fazla kullanılan bir malzeme aslında seramik. Gerek mutfaklarımızda, gerek banyolarımızda. Bu anlamda şunu merak ediyorum. Geçmişten günümüze değişerek illaki bir evrilerek gelmiştir. Bu anlamdaki değişiklikler nelerdir? Teknoloji ne kadar seramiği etkilemiştir? Şu an sektördeki ebatlar her geçen gün büyüyor. Yani 60'a 60, 60'a 120 gibi büyük ebatlara doğru daha çok insanlar büyük ebat, mermer desenli. Yani eskiden öyle küçük ebatlar üzerine çalışılıyordu. Ama şimdi daha çok doğal modellere, yani doğayı yansıtan işte mermer türü, seramik ve kranit çeşitleri üzerinde insanların daha çok ilgisini çekiyor bu ürünler. Bir de çiçekli böcekli değil ama artık yeni bu baskılar, yeni modellerden biraz da bahsedebilir miyiz? Yani şu an genelden dediğim gibi doğal olan ürünler, yani gri ağırlıklı desen ve modeller daha çok tercih ediliyor. Doğal renkler şu an insanların daha çok ilgisini çekiyor. Bütün şu anki ürünler doğal desenler üzerinde tercih ediliyor. Son olarak şu an bizleri izleyen Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz efendim? Öncelikle Hataylı hemşerilerime teşekkür ederim ve Star TV bize bu önceliği tanıdığı için kendilerine de teşekkür ederim. Kaliteli ürün için bütün Hataylı hemşerilerimizi mağazamıza bekleriz. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamını diliyoruz. Anlat Bakalım Türkiye olarak şu an sizlere Hatay İskenderun'dan seslendik efendim. Seramiğin adresinden seslendik. Yolunuz düştüğü zaman burada geniş kataloğumuzla, yelpazemizle sizlere hizmet vereceğiz diyoruz. Ve sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.